alınganlık adı üzerinde birisinin sözlerinden, tavırlarından yersiz şekilde kendine pay çıkarmak, bunları üzerine almaktan doğan gurur incinmesi. Birçok kişi panik atağım var, bipolarım, şuyum buyum diye böbürlenirken alınganlık bir hastalık bile olamamaktadır. En fazla avama ait bir huy olarak görülür. Gerçekte herkes biraz alınganken belki de sırf bu yüzden kimse onu üzerine almamaktadır. Ama alınganlığın zor tespit edildiği bir hali var ki bu biraz daha sıkıntılı yaşanır ve kısmen hassaslık diye de adlandırılabilir. Çünkü bu kişiler gerçekte o kadar kırılgan bir gurura sahiptirler ki en nihayetinde nazik, nezaket sahibi sakınımlı kişilere dönüşmüşlerdir. Kütüphanede yürürken adımlarının sessizliği için büyük çaba harcarlar. Ama bu çabayı kimilerinin yaptığı gibi göstere göstere yapmazlar. Bu kişiler her ne yapacaksa görünmezleşmek için yaparlar. Çünkü göründükleri andan itibaren görenin kırma tehlikesi vardır. Ama etrafta görünmezleşirken, nezaketin timsaliyken kendilerine huysuzluk alanı yaratmak için eş, dost, sevgili edinirler. Orada gerçekten de hassas kişiliklerini bir şaheser olarak işler ve alınganlıklarıyla sevdiklerine ilallah ettirirler. Aslında kendileri de alınganlık yaptıklarını bilseler de tuhaf şekilde önüne geçemezler ve hatta huysuzluk tam da alınganlığın da üzerinin örtülmesiyle başlar. Bu sefer aslında sorun yeterince görülmemelerden çıkar ve bunu da yine gururlarına yediremediklerinden alıngan damgasını yemeden önce huysuz damgasını yerler. Velhasıl insan karanlıktır. Yazarları, düşünürleri, filozofları okuyoruz çünkü bu karanlığımızla kendimizle baş edemeyecek şekilde yüz yüzeyiz. Onları okuyoruz çünkü onlar da kendilerindeki karanlığa bakmaya çalışmışlar. Etrafta pek konuşacak, bizi yargılamadan dinleyecek birileri de olmadığına göre yaşayan ölülerle konuşmak, yani kitaplarla konuşmak oldukça mantıklı görünüyor. ...1880'ler... sanayi devriminin insanları kitleler halinde şehirlere sürüklediği, geleneksel yaşamın hepten modernleştiği bir dönemdi. Nietzsche önemli eserlerini 1880-1890 arasında verdi. 1844 doğumlu Nietzsche'ye göre 36 yaşına bastığında ruhsal olarak en dibi görmüştü. Şöyle diyordu: "Doğuş ve çöküş belirtilerinin kokusunu benden iyi alan çıkmamıştır. Bu konuda en eşsiz öğretmen benim. İkisini de bilirim. Her ikisiyim ben. 36 yaşımda beden gücümün en alt noktasına vardım. Yaşamasına yaşıyordum ama 3 adım önümü görmeksizin." Hem bedensel hem psikolojik bir çöküşün zirvesiydi bu yıl. Acı çeken, kendisinin deyimiyle hastalıklı ruhun ne manaya geldiğini bu dönemde kendinden öğrenmişti. Ama neyse ki yavaş yavaş aşmıştı bunu. Gerçekten de Nietzsche'nin eserleri kişinin kendi üzerine tefekkür etmesi için yazılmış en etkileyici kitaplardır. İnsanın karanlığına onun kadar temas eden belki bir yazar daha aranacaksa onu da Nietzsche işaret eder. Ama tam Nietzsche hastalığından kurtulurken o ölmektedir. 1881'de Fyodor Dostoyevski hayata gözlerini yumar. Nietzsche'nin fikirlerini iki farklı kişiliğin etrafında toparladığı söylenebilir. Biri asil ruhlu insanın ahlakı, yani dünya karşısındaki tavrı, İkincisi ise köle ruhlu insan ahlakı, yani dünya karşısındaki tavrı denebilir. Asil ruhun ahlakı en nihayetinde yaşamın getirdiklerini bencilce bir yaklaşımın içinde alır, öğütür ve kendine katar. Ama bu parçalama, öğütme ve sindirme en nihayetinde daha büyük bir sentezi yaratmayı bize hediye bırakır. Bu kişi gördüğü, işittiği, yaşadığı her şeyden kendi payını çıkarır içgüdüsüyle. Ayıklayışı bir ilkedir. Pek çok şeyi geri çevirir. İster kitaplarla, ister insanlarla ya da yörelerle olsun, hep kendi çevresindedir.
her türlü uyarıma karşı yavaşlıkla tepki gösterir. Hem kendisiyle hem başkalarıyla baş eder, unutmasını bilir. Bu kişinin temel özellikleri benliğinin derinliklerinden gelen istekler dal budak saçar etrafa. Alırken, isterken, el koyarken bencildir. Aslında dünyaya karşı duyarlı değildir. Tutkuları yönlendirir onu. Ama yine de masumluğunu tutkularına boyun eğmekten alır. Diğer tarafta köle ruhlu tavır söz konusudur. Şöyle der Nietzsche: "Susanlar hemen her zaman içten gelen içtenlikten, nezaketten yoksundurlar. Bir itirazdır susku. Yutmak zorunlu olarak kötü kılar kişiyi. Mideyi bile bozar. Susanların hepsi de sindirim bozukluğu çekerler." Asil ruhluya karşı köle ruhlu kişi hınç sahibidir. Etrafında ona temas edenlere takılıp kalır, belleği, hayatı yaşanmaz kılar. Şöyle demektedir: hastalığa karşı genel olarak söylenecek bir şey varsa, o da hasta insanda asıl kurtulma içgüdüsünün, korunma ve savunma içgüdüsünün bozulmasıdır. İnsan hiçbir şeyden sıyıramaz kendisine, hiçbir şeyle baş edemez, hiçbir şeyi geri çeviremez. Her şey yaralar, insanlar, nesneler sarınaşıkça sokulur. Yaşantılar pek derinden koyar insana. Anı, yani bellek, irin toplayan bir yaradır bu kişide. En nihayetinde hıncıyla ve belleğiyle kendinden muzdarip olan kişinin çözümü şöyle olacaktır. Hastanın elinde bir tek büyük ilaç vardır bunlara karşı. Rus yazgıcılığı dediğim şey. O baş kaldırma bilmez yazgıcılık. Bununla Rus askeri sefere artık dayanamaz olunca karın içine uzanıverir. Bundan böyle hiçbir şeyi kabul etmemek, üstüne almamak, içine almamak, hiçbir tepki göstermemek. Ölme yürekliği değildir bu her zaman. Yaşam için en tehlikeli koşullar altında yaşamı koruyan bu yazgıcılıktaki büyük sağduyu metabolizmanın azalmasında, yavaşlamasındadır. Bir çeşit kış uykusu istemidir. Tepki gösterdiğimiz an kendimizi çabucak tüketeceğimiz için hiç tepki göstermemek. Budur işin mantığı. Hiçbir şeyde insanı hınç duyguları gibi çabucak eritip bitirmez. Aslında zayıf kişiliğin en nihayetinde dünyadan el etek çekeceği noktasına vardırıyor işin içe. Bu kişinin kendisini korumak için başvurduğu son yollardan birisidir. Ve tam bu noktada Nietzsche'nin adını andığı yazar Dostoyevski bize Yer Altından Notlar kitabını yazacaktır. Dostoyevski'nin Yer Altından Notlarında karşımıza çıkan kahraman en nihayetinde yaşamdan yorgunluğundan dolayı yer altına çekilen kişidir. Bir sonraki videomuzda Dostoyevski ve alınganlığı konuşmak üzere, hoşça kalınız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.